Guten Tag, das heutige Thema ist Ordinal Zahlen. Merhaba arkadaşlar, bugün 10. sınıflarla Almanca öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü kanımız arkadaşlar, sıra sayıları. Geçen hafta biliyorsunuz 2. üniteye geçmiştik ve mevsimleri görmüştük, ayları görmüştük. Hangi mevsimin hangi ayları içerdiğini görmüştük arkadaşlar. Bugün de sıra sayılarını göreceğiz. Evet, sıra sayıları tabii ki bir mantığı vardır arkadaşlar. Ama öncelikle 1, 2, 3'ten bahsediyorum. 1, 2, diğerleri normal sayı, mesela 5, 6, 7, 8 sayısının Almancasını yazıp sonuna ek getireceğiz. Ama 1, 2, 3'ü arkadaşlar aklımızda tutalım. Çünkü bunun normal eins ya da zwei ya da drei ile bir ilgisi yok. Bakın görüyorsunuz tamamen farklılaşmış. Erste, birinci, zweite, ikinci, dritte, üçüncü diyoruz arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 aynı İngilizce gibi. First, second ve third diyoruz İngilizce'de de. Burada da erste, zweite und dritte. 1, 2, 3 diğer sayıların yazımından farklıdır. Evet, bunu aklımızda tutarak peki kuralımız ne olabilir? Bir bakalım. Dördüncü fiyatı, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Bakın. Elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte. Arkadaşlar, burada diyebiliriz ki şöyle bir kural oluşturabiliriz. 20'ye kadar olan sayılarda Almanca'da sıra sayısı yapmak için sayının sonuna T getirilir. Tekrar edelim. Almanca'da sıra sayısı yapmak için, tabii ki 1, 2, 3 farklı arkadaşlar, onun için söylemiyoruz. Artık başta söyledik. 20'ye kadar olan sayılarda sayıyı yazıp sonuna T eki getiriyoruz. Bakın hepsinde mesela 18 nedir? 18 sonunda hangi ek gelecek? T. 19 19 sonuna hangi ek gelecek? T. 19. 18. ya da 11. 11 nedir Almanca'da? Elf. Sonuna hangi ek gelecek sıra sayısı yapmak için? T. Elf T. 11. Neunte, 9. Siebte, 7. Achte, 8. Fünfte, 5. Evet, 1, 2, 3'ü tekrar edelim. Farklı olduğunu tekrar söyleyelim. Peki, 20'den sonraki sayılarda Almanca'da sıra sayısı yapmak için hangi kural geçerli? Örneğin, 20. Bakın buraya hangi ek gelmiş? Farklı harf renkle yazdım zaten. 20'te 20. 21'te 22'te 30'te 40'te 50'te. Görüldüğü gibi arkadaşlar aslında kural oluştu. 20'den sonraki, bunu defterinize not alın bence. Önemli çünkü. Sınavlarda da karşınıza gelir arkadaşlar. İkinci ünite için ne diyoruz? Sayının sonuna, 20'den sonraki sayıların sonuna sayıyı yazıp STE ekini getiriyoruz. Evet, kuralımız bu kadar. İki kural var. Bir tanesi 20'ye kadar olan sayılarda, bir tanesi 20'den sonraki sayılarda. 20'ye kadar olan sayılarda T eki gelir. 20'den sonraki sayılarda ise STE eki gelir diyoruz. Bakın mesela 20. 21. 30. 32. 80. 80. 90. 90. 50. 50. Birçok örnek zaten size verdik burada. Evet arkadaşlar, bu konuda sizin karşınıza nasıl sorular gelebilir? Bu konuda sıra sayısı verip
ayların sıralanması istenir size. Örneğin ikinci ay nedir, beşinci ay nedir, dokuzuncu ay nedir ya da tam tersi aylar verilip sıra sayısı olarak size sorulabilir. Mesela Mayıs kaçıncı ay gibi. Şimdi bir örnekle bir bakalım. Cümleleri okuyup sadece richtig ve falsch diyeceğiz. Doğru ya da yanlış söyleyeceğiz. Evet, bu tüm ikinci üniteyi şu ana kadar işlediğimiz konuları kapsayan bir alıştırmadır. Bir bakalım. Der zweite Monat ist Februar. Demiş ki ikinci ay Şubat'tır. Richtig. Doğru. Der Februar ist im Sommer. Şubat yaz aylarından bir tanesi midir? Nein, değildir arkadaşlar. Şubat kış ayıdır, değil mi? Falsch, yanlış diyoruz. Der dritte Monat ist der Mai. Üçüncü ay Mayıs'tır diyor. Sakın bunu Mart'la karıştırmayın. März, Mart, März demek. Buradaki ne arkadaşlar? Mayıs, üçüncü ay Mayıs değildir. Falsch. Der Mai ist im Herbst. Burada da yine ne diyor? Mayıs sonbahar aylarındandır. Yine falsch. Der vierte Monat ist April. Dördüncü ay Nisan'dır. Dördüncü ay Nisan'dır. Doğru. Ocak, Şubat. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Doğru. Der April ist im Frühling. Nisan ilkbahar aylarındandır. Richtig. Doğru. Der zwölfte, bakın karşınıza burada buralar çıkıyor arkadaşlar, gördünüz mü? Sıra sayıları. 12. ay ist der November. Nein, Dezember. 12. ay Kasım'dır diyor burada. Yanlış. 12. ay Aralık'tır. Der November ist im Herbst. Kasım sonbahar aylarına girer. Richtig. Doğru. Der neunte Monat ist der September. 9. ay Eylül'dür. Richtig. Doğru. Der September ist im Herbst. Demiş ki burada Eylül sonbahar aylarındandır. Richtig diyoruz arkadaşlar. Evet, burada da güzel bir alıştırma var. Hem sıra sayıları var, hem aylar var, hem mevsimler var. Bakın arkadaşlar. Bu yüzden yararlı bir alıştırma. Evet, bugünlük bu kadar. Bugün sıra sayılarını öğrendik ve şimdiye kadar yaptığımız konularla ilgili genel bir tekrar yaptık. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.